Türkiye meyve fidancılığı konusunda köklü bir kültüre ve geçmişe sahip ama burada kaliteden ve üretimde verimden söz etmek istiyorsak mutlaka sertifikalı fidancılıktan da bahsetmek gerekir. Türkiye genelinde geniş metrekarelere sahip elma fidanlığı kuran Almaata fidancılığa götürüyoruz sizleri. Elmanın yetişme koşullarını, elma yetiştiriciliğinin esaslarını en yetkili isimle Eko Gündem'de ekranlara taşıyoruz. Sahip olduğu ekolojik yapısı ve iklim özellikleri bakımından bazı tropik türler dışında birçok meyve türünün yetiştirilmesine elverişlidir. Yüksek oranda su, yaşam için önem arz eden mineraller, düşük oranda protein, karbonhidrat ve yağ içermeleri nedeniyle sağlıklı beslenmenin önemli bir unsuru kabul edilen meyveler, bünyelerinde antioksidanlar, bitkisel kimyasallar, diyet lifi gibi yararlı bileşenleri içermeleriyle de kronik hastalıklara karşı koruyucu özellik taşırlar. Tüm bu faydaların yanı sıra meyveciliğin istihdam, katma değer ve ihracat açısından da tartışılamayacak bir potansiyeli barındırdığını söylemek gerekir. Dünyanın en eski meyve kültür alanlarından Türkiye'de meyvecilik son yıllarda birçok kesimin ilgisini çekiyor. Tarımı teknik olanaklarla buluşturup nitelikli hale getirmek amacıyla yola çıkan Almaata Teknik Tarım, her türlü meyve fidanının üretimini gerçekleştirmek üzere 2006 yılında Niğde'de kuruluyor. Bölgede ticari elmacılığa yönelik Bodur Elma Bahçeciliği 90'lı yıllarda kurucu ortak Atilla Kaplı'nın çabalarıyla ivme kazanıyor. 1993 yılından itibaren bu işin içerisindeyiz. 1993 yılında İtalyanlarla beraber bu işe başladık. Niğde'de 1995 yılında bir bahçe kurduk, kapama bir bahçe, büyük bir bahçe. O zaman Türkiye'de en büyük kapama elma bahçelerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla o yıllarda elmacılığa, meyveciliğe bir ivme kazandırdı bu işlem. Yani burada Bodur Meyve Bahçeciliği, daha evvel de yine üniversitenin araştırma istasyonlarında, bizim araştırma enstitülerimizde çalışmalar vardı ama bu kadar geniş boyutta, bu kadar üretime yönelik ticari bir boyutta bir bahçe yoktu. İnsanlarımız onu görünce geniş alanlarda kapama ticari olarak bahçeleri görünce bu işi yapmaya başladılar. İşin bilimsel boyutunda üniversitede akademisyen olarak da görev yapan Atilla Kaplan, özel sektörde başlayan üretim hareketliliğini daha ileri noktalara taşımak üzere istifa edip kendi firmasının başına geçiyor. Niğde bölgesinde bu işler yayılsın diye işte kurslar, seminerler düzenledik, işte fidancılık kursları düzenledik. Fidancılık Niğde bölgesinde de bir ivme kazansın istedik. İnsanlar işte fidan diye düşündüğünde bizim Türkiye'de belli bölgeler düşünülüyordu şimdiye kadar. İşte bir İzmir, işte Ödemiş merkezdi, bir Bursa, İnegöl merkezdi. Yani fidancılık deyince insanların aklına oralar geliyordu. Biz Niğde'de öyle bir yer olsun istedik. Onun için de fidancılık kursları düzenledik. Yani bunu bir kişi yapmasın, birçok kişi yapsın. Bir ivme kazansın ve insanlar fidan için Niğde'ye gelsin diye düşündük. Onu bir nebze gerçekleştirdik. Niğde'de de şu anda FÜYAP'a üye olan 15 fidancı var Türkiye genelinde, Niğde'de. Amacımız Türkiye tarımının kazanması diyor Atilla Kaplan. İthal fidanların önünü kesmek bir başka amacı oluşturuyordu diye devam ediyor. Almaata Teknik Tarım firmasını kurarken de işte bu fidancılığın yayılmasını isterken de amacımız işte Türkiye'nin kazanmasıydı. Türkiye tarımının, Türkiye ekonomisinin kazanmasıydı. Biz o yıllarda, 95'li yıllarda İtalyanlarla bahçe yapmaya başladığımızda fidanlar ithal ediliyordu maalesef. Türkiye'de bu kadar işte suyun, toprağın, havanın müsait olmasına rağmen fidanlar ithal ediliyordu. Girişim bununla sınırlı kalmıyor. Fidan üretiminin pazarda beklenen karşılığı bulması kısa zaman sonra ihracatı beraberinde getiriyor. Gösterilen çaba ve isimden kaynaklanan yakınlıkla sonuç alınıyor. Başka ülkelere de fidan satma ihtiyacı oluştu. Ya bu mesela Almaata ismiyle başlayalım. Almaata ismi özellikle işte elmanın ana vatanı demek. Elmanın ana vatanı Kazakistan'ın da eski başkenti Almaata. Dolayısıyla Almaata'dan yola çıktığımız şey
zaman zaman İtalyanlarla iş yaptığımız için İtalyanların o bölgelere de, Türkiye Cumhuriyetlerine de fidan sattığını biliyorduk. Onların ta oralardan gidip bizim yanı başımızdaki, bizimle bir takım ortak faydaları olan kişilere fidan satması, işte biz niye satmayalım kısmına dönüştü. Türkmenistan'a iki dönem üst üste fidan gönderdik. Geçen yıl Özbekistan'a satılan fidan Türkiye'den 1 milyon adet civarı. Elma üretimini bölgeleri itibariyle değerlendirdiğimizde ilk sırada Akdeniz bölgesi yer alıyor. Onu Orta Anadolu ve Batı Anadolu izliyor. Üretim iller bazında ele alındığında Isparta, Karaman ve Niğde'de üretilen elma toplam üretimin %46.3'üne denk geliyor. Atilla Kaplan bu yapı içinde Niğde'nin gelişimine dikkati çekiyor. Türkiye genelinde geçen yıl yaklaşık 1 milyon 59 bin adet fidanla Niğde bölgesi Türkiye'de %2'lik dilime giren 10. fidan üretiminde 10. sıradaydı. Ha bu ülke veriler 2 milyon 89 bin fidan üretimi var. 2 milyon 89 bin fidan üretimiyle de Türkiye'de 5. sıralarda yer alacak ve %5'lik gibi bir Türkiye'nin fidan ihtiyacını Niğde bölgesi karşılamakta. Yani bir ivme kazanmış durumda. Ha bu 2 milyon 89 bin fidanın da birçoğunu amanat olarak biz üretiyoruz. Niğde'nin elma üretiminde birkaç yıl içerisinde birinci sıraya yerleşeceği iddiasını dillendiriyor. Niğde bölgesinde bizim dışımızda olan işte 8 bin dönümlük bahçeler var, 3 bin dönüm, 5 bin dönüm bahçeler var yapılan. Çok geniş alanlarda bahçeler dikiliyor. Niğde bölgesinde de şu anda yaklaşık 6,5 milyon fidan adediyle Türkiye'de birinci sırada meyve, elmacılık bakımından elma fidan olarak 6500 adet fidan dikimi. Şu anda Türkiye'de üretim olarak ikinci durumda ama yeni dikilen fidanlar meyve vermesiyle meyve arayan insanlar da nasıl az evvel bahsettiğim fidan arayanlar işte bir Niğde bölgesini tercih etsin, burası bir fidancılık bölgesi olsun dediğimizde elmacılık olarak da şimdi elma arayan kişiler de artık Niğde bölgesine gelmeye başlayacaklar. Çünkü üretimde de birkaç yıla kadar yeni dikilen ağaçların verime geçmesiyle birinci sırada yerini alacak. Ülkemizde bir yılda üretilen elma miktarı 2 milyon sınırını aşıyor. Ancak bunun henüz 100 bin tonu ihracata gidiyor. Kaplan bu rakamın bile sektörü harekete geçirmeye yettiği tespitinde bulunuyor. Şu anda işte 100 bin tonlarda bizim elma ihracatımız. Daha da artarsa bu önemli yerlere gelir elmacılık. Yani şu anda 100 bin ton bile ciddi anlamda ivme kazandırıyor elmacılığa. Yani elma fiyatlarına bir ivme kazandırıyor. Burada Niğde bölgesinde her gün yaklaşık 17-20 tır ihracata gidiyor. Onun buraya gelmesi, üreticilerin onu görmesi gerçekten bir fiyatlara da bir ivme kazandırıyor, bir artış gösteriyor. Zaman içinde hem fidan hem de danışmanlık hizmeti verilen illerin sayısı artıyor. Liste yurt dışının dahil edilmesiyle genişliyor. Antalya'dan İsparta'ya, işte Çanakkale tarafına, işte Kayseri tarafına, başka yerlere, başka ülkelere zaman zaman gidip geliyoruz ama yetişebildiğimiz kadar daha çok kendi diktiğimiz bahçelere bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Dışarıdan da tabii ki böyle ekstrem durumlarda yardımcı olduğumuz kişiler oluyor. Firmanın bu denli talep görmesinin ardındaki gerçek kuşkusuz iş sürecine hakimiyetle anahtar teslim projeler sunuluyor olması. Sulama sisteminden işte teline, direğine, hereğine varıncaya kadar fidanına dikimi yapıp onu öyle bırakmıyoruz. Hatta bu işi devam ettirirken işte bakımını yaparken işte gübresiz zira ilacı diğerlerine de teknik olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Kurucu ortak Atilla Kaplan bugünden hareketle geleceğe yönelik hedeflerine değiniyor. Biz başlarken 2006 yılında ya acaba 100 bin fidan yılda satar mıyız diye başladık bu işe. O yıllarda öyleydi. Ha şimdi az evvel de bahsettim 1 milyon fidana ulaştık. Hala da yetmiyor. Yani hala her yıl %200 gibi artırmalarla devam ediyoruz bu işi.
ama hala ürettiğimiz fidan yetmiyor. Biz hedefi işte ihracat yapabilir miyiz noktasına getiriyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyetlerine, başka yerlere fidan satışımız olur mu? Yani bu işi devam ettirmek istiyoruz. Peki bu hedefe ulaşabilmek adına arazinin genişliği, yeri, rakımı, iklimi ne kadar önemli? Nasıl bir üretim anlayışı benimsenmeli? Meyveciliğe sağlanacak katkıda göz önünde bulundurulması gereken hassas noktalar neler? Tüm bu soruların yanıtını almak üzere kurucu ortak Atilla Kaplan'la birlikte Niğde'nin Ulukuşla ilçesindeki üretim alanının yolunu tutuyoruz. Bu arada meyve bahçeciliğinin geleceğin en parlak yatırımlarından biri olduğunu öğreniyoruz. Kaplan bölgeyi anlatırken sayıların gücünden faydalanıyor. Ulukuşla'dayız, Niğde'nin ilçesi. Ulukuşla şu anda ilçeye çok yakınız. 1550 civarında bir rakıma sahip bir bölgedeyiz. Bizim fidanlıklardayız. Fidanlıklarımız aşağı yukarı 800 dönüm arazi üzerinde burada. 800 dönüm arazi üzerinde işte bunun yaklaşık 600 dönüm kadarında fidancılık yapıyoruz tamamen. 200 dönüm kadar arazide de bahçeye çevirmiş durumdayız. Buralarda fidanlıklar kalktıktan sonra bahçeye çevireceğiz. Fidanlıkları başka bölgelere kaydıracağız. Fidanın 2 yıl üst üste aynı yerde yetişmiyor olması sürekli yeni alan ihtiyacını doğuruyor. Bugün 600 dönüm arazide 1 milyon fidan üretimi gerçekleştiriliyor. Gördüğünüz fidanlar artık satışı bekliyor diyor Atilla Kaplan. Yaklaşık 1 milyon civarında fidan üretimimiz var. Sirkülasyon devam ediyor. Yani bu yıl için sökülüp satış yapılacak fidanlar bu kadar ama seneye sökülüp satış yapılacak fidanlarla birlikte bu 1,5 milyonu ya da 2 milyona yakın fidan bu arazilerde var şu anda. 1 milyon fidanın tamamı piyasa koşulları ve yurt içi, yurt dışı talepleri göz önünde bulundurularak dikiliyor. Arz neye arz varsa pazarda bunların fidanlarını üretmeye çalışıyoruz. Daha çok ihracatı yapılan elmalar kırmızı elmalar. Kırmızı elmalardan da üretimini yaptığımız çeşitler işte Scarlet Super, Red Chief gibi çeşitler var. Daha farklı kırmızı elmalar var. Bunun yanında pazarın istediği işte ihracata kırmızı elmalar pazar buluyor ama daha iyi fiyat yapan Granny Smith gibi elmalar var. Kırmızı elmalara tozlayıcı olarak kullanılacak işte Golden var. Golden çeşidi. Bunun yanında Fuji var. Son yıllarda Fuji de talep gören işte çeşitlerden bir tanesi. Üretim rakamları içinde elma fidanı ağırlığı oluşturuyor. Türkiye genelinde de yaklaşık 45 milyon adet fidan üretilir. Bu fidan üretiminin yaklaşık 23 milyon adedi yumuşak çekirdeklere ait. Yumuşak çekirdekli fidanların da daha çoğu elmaya ait. Yani daha çoğu dediğim %90 civarında. Bizim fidanlığımızda da yaklaşık dediğimiz gibi 1 milyon adet fidanın aşağı yukarı 900 binini elma çeşidi oluşturmakta. Firmanın elma fidanı üretimini kiraz, armut, erik, şeftali, kayısı, ayva, vişne fidanları izliyor. Elma fidanı dışında diğer meyvelere ait 100 bin fidan alıcısını bekliyor. Firma Niğde'de geç turfanda elde edilen Napolyon kirazında da iddiasını ortaya koyuyor. Kiraz da bölgemizin önemli meyvelerinden bir tanesi. Geç turfanda özellikle bölgemizde kirazda rağbet görmekte. Kirazda ihracata da aranan çeşitle 0900 ziraat diye tabir ettiğimiz Napolyon kirazının bir sinonimi. Daha çok onun üretimini yapıyoruz. Onun da tozlayıcısı olarak işte Stark's Gold dediğimiz beyaz kiraz önem arz ediyor. Bodur ve yarı bodur anaçları üzerine sertifikalı, ismine doğru bahçeler kurduklarını izah eden Kaplan, bunun alışılagelen sistemden farklılığını da ifade ediyor. Klasik üretim şekli dediğimiz daha çok işte bodurlaştırıcı ya da yarı bodur özelliği veren anaçlar yok. Tohumdan elde edilen, çöğür anaç diye tabir ettiğimiz anaçlar üzerine aşılanıp yetiştiriciliği yapılan meyvelerdi. Bunlar dikim aralıkları daha seyrek. Yani 7'ye 7, 6'ya 7 gibi aralıklarla çöğür anaçlarda elmalar dikilmekte. Bu da dönüme
23 ağaç civarında tekabül etmekte. İşletme maliyeti değişmeksizin birim alandan alınan verimde ciddi farklar yaşatan Bodur Bahçeler yatırımcının yüzünü güldürüyor. Rakamla ifade etmek gerekirse bir dönüm alanda klasik sisteme nazaran 6 ton fazla elma elde edilebiliyor. Birim alanından alınan verim klasik ağaçlarda Tarım Bakanlığı'nın istatistiklerine göre Niğde'de 1200 kilo dönüme alınan ürün, ortalama ürün. Ama bu yarı bodur ya da bodurlaştırıcı özellikle anaçlarla dikildiğinde 4 metre 2 metre gibi yarı bodur anaçlar ya da 5'e 3 gibi mesafelerde dikimi yapılabilmekte. 4'e 2 dikimi yapılan bir arazide dönüme 125 tane fidan sığmakta. Dönüme 125 tane fidan gelince dolayısıyla birim alandan alınan ürün artıyor. Bu 1200 kilolardayken dönüme verim 3-3,5 tonlara kadar çıkabiliyor. Tam bodur anaçta ise tam bodurda daha sık dikimler yapmak mümkün. 4'e 1 dikim yapıldığında 4 metre sıra arası 1 metre sıra üzeri olarak dönüme ağaç sayısı dekara, bir dönüme ağaç sayısı 250 adet. Burada da birim alandan alınan verim tabii ki 4 tonlara çıkabilmekte, 5 tonlara çıkabilmekte. Hatta 3,5'a 80 santim gibi daha sık dikimler yapıldığında dönüme 357 tane ağaç gitmekte. Burada da 6 tonlara kadar dönümden alınan verim artmaktadır. Bahçe sisteminin bir diğer avantajı, ürün almak için beklenen süreyi 3'te 1 oranında kısaltması diyor Atilla Kaplan. Klasik ağaçlarla yani çöğür üzerine aşıdığı meyvelerden 6-7 yıl insanlar ürün almayı beklerken, burada hemen ikinci yılda ürün vermeye başlamakta, üçüncü yılda işletme maliyetini karşılayacak ürünler alınabilmekte, hatta dördüncü yılda işte işletmenin kâra geçmesi söz konusu. 6-7 yıl diğer klasik ağaçlarda meyve almayı beklerken 6-7 yılda burada yatırımın geriye dönüşü bile söz konusu. Bahçe kurarken en önemli konu proje hazırlığı oluyor. Bahçe kurulacak bölgede iklim koşulları doğrultusunda ve meteorolojik verilere göre meyve tür ve çeşit seçimi yapılıyor. Türkiye'nin her yerinde yetişmeye elverişli olmakla birlikte elma soğuk iklimi seviyor. Soğuğun olduğu yerlerde yetişmesi önemli. Türkiye'de her tarafta yetişebilmekte elma ama depolanabilen, depoya dayanımı olan, çeşide özgü özelliklerini yansıtan yer olması için yüksek yerler önemli. Ya da soğuklama ihtiyacını karşılayacağı yerler önemli. Dikim dönemini de konuşuyoruz Atilla Kaplan'la. Ulu Kışla'da 1500 rakımda fidanların 2 yılda yetiştirilmesinin yatırımcıya ciddi avantajlar sağladığını söyleyen Kaplan, güz dönemi dikimlerinin bahar dönemi dikimlerine nazaran daha iyi sonuç verdiği tespitinde bulunuyor. Güzün yapılan dikimde toprağa kökler adapte oluyor. Baharla birlikte birden çalışmaya başlıyor ve baharda yapılan dikime göre ciddi anlamda avantajlar sağlıyor fidanın gelişmesi açısından. Ağacın kendi fizyolojik yapısı içerisinde yaprağını döküp dikime öyle hazır hale gelmesi gerekiyor. Bu biz 2 yılda fidan yetiştirirken bu dezavantajı gibi gözükürken yetiştirecek için, bu fidanları alıp dikecek üretici için bir avantaj teşkil ediyor böyle yerlerde fidan yetişmesi. Dünyada ve Türkiye'de elma üretimini rakamlarla ifade ediyor. 2 milyon 680 bin ton bir üretimle işte Çin, Hindistan, İran, Türkiye gibi dünyada bazen ikinci, bazen işte mevsime göre, havaya göre üçüncü, dördüncü sıralarda, bazen ikinci sıralarda üretimde yer alan bir ülkeyiz. Yani dünyada 2 milyon 680 bin ton bizim üretimimiz var. Genelde dünya üretimi 70 milyon tonlarda, 75 milyon tonlarda. Pişman olmamak ve telafisi olmayan sıkıntılar yaşamamak adına hastalık ve zararlılardan arınmış, ismine doğru sertifikalı meyve fidanlarını seçmek gerekiyor. Arazi alınıyor, arazinin etrafı çevriliyor, araziye elektrik geliyor, araziye sular çıkarmaya çalışılıyor. Bütün sabit yatırımlar, bütün her şey fidan için yapılıyor. Fidanda yapılacak bir yanlışlık geriye dönülmesi mümkün olmayan sıkıntılara neden oluyor bazen. Çok dikkat etmek lazım, özellikle fidan konusunda.
çok seçici olmak lazım. Niğde'de buğday bile yetiştirilmeyen arazilerde bugün elma yetiştirildiğini söyleyen Atilla Kaplan, bölgede tarım alanları elma ile birlikte değer kazandı diyor. Hem kaliteli elma yetişebilmesi burada, hem de arazinin ucuz olması Niğde'yi bir cazibe merkezi haline getirdi. Yani fidancılık konusunda da Niğde bir cazibe merkezi haline geldi. Meyvecilik konusunda da bir cazibe merkezi halinde şu anda. Yani 350 bin ton civarında üretimle Niğde Türkiye'de ikinci sırada ama yeni dikilen ağaçların çok olması, işte 6,5 milyon adet ağaç dikimi var, fidan dikimi dedik, sadece elma için konuşuyorum. 6,5 milyon adet elma, yeni dikilen elmalar meyve vermeye başladığında Niğde meyve üretiminde, elma üretiminde de birinci sırada yerini alacak. Dolayısıyla bir cazibe merkezi oluşmaya başladı gerçekten Niğde bölgesinde. Yatırımcının cesaretlendirilmesi noktasında devlet desteklerini de konuşuyoruz kurucu ortak Atilla Kaplan'la. Dönüm miktarına göre devlet sertifikaya göre destek veriyor. Bu standart sertifika dediğimiz sertifikalarda 150 bin lira civarında dönüme desteği, mavi sertifika dediğimiz sertifikalarda da 350 bin liraya kadar çıkabilmekte dönüme hibe olarak. Onun dışında damla sulamalarda, basınçlı sistem sulamalarda sıfır faiz krediyle 5 yıl faizsiz kredi verebilmekte. Kırsal kalkınma destekleri var. Kırsal kalkınma destekleriyle tarımsal sulamalarda 100 bin liranın 50 bin lirasına kadar şahıslarda, şirketlerde 200 bin liranın 50 bin lirasına kadar devlet hibe desteği de yapmakta. Yatırım kredisi olarak faizlerin yarısını subvanse etmekte. Kazanca bireysel bakmadıklarına değinen Kaplan, ülke ekonomisine katkıyı her şeyden önce görüyor. Bu kadar üretim var, işte pazarlamada yarın sıkıntılar olur mu, şimdi ihracat oluyor ama yarın olur mu, bunu da düşünerek işte nasıl bir narenciye tanıtım grubu oluşturmuşsa narenciyeciler, biz de bir elma tanıtım grubu oluşturalım, üreticileri bir araya getirelim, yurt dışına gidip pazarlar bulalım gibi düşüncelerimiz de var. İnşallah bunları da gerçekleştiririz. Üretilen meyvelerin miktarı, çeşitliliği ve stratejik konumu açısından önemli avantajlara sahip olan ülkemiz, meyvecilik sektöründe yerli ve yabancı sermayenin yöneleceği en önemli ülkeler arasında yer alıyor. Almanta Teknik Tarım'ın kurucu ortağı Atilla Kaplan, Türkiye'nin üretimdeki gücüne dikkati çekerek sözlerini noktalıyor. Dünyadaki yatırım uzmanlarının söylediği, gidin Türkiye'ye tarıma yatırım yapın şeklinde. Dolayısıyla Türkiye'de de bakıldığında Türkiye'nin büyükleri de tarıma yönelmeye başladılar, tarıma yatırım yapmaya başladılar. Dolayısıyla tarım Türkiye'de önemli bir yer alacak. Yani tarımda Türkiye belli bir yere gelecek. Yani sanayide olmasa da diğer bazı ülkeler gibi, diğer bazı ülkelerin işte ışıklanmasında problemleri var. Floresan lambayla ışıklandırma sağlayarak bir takım şeyleri dünyaya satıyorlar. Tohumları, çelikleri. Bazı ülkelerde suların tuzluluğu problemi var. İşte onu arıtmaya çalışarak dünyaya tohum satmaya çalışırken bizde hepsi mevcut Türkiye'de. Biz bunu daha iyi yaparız kanaatindeyim.